Genel merkezimiz il ve ilçe kongrelerinin yapılması yönünde bir karar aldı. Bunun sebebi de yeni yasaya göre, yeni yasa 5 Nisan günü devreye girecek. Kongresini tamamlamamış partiler bu yeni yasanın hizmete girdiği günden itibaren seçimlere katılamayacaklar. Biz de son kongremizi 2019 senesi Şubat 18 Şubat 2019'da yapmıştık. O günden bugüne de bir kongre geçirmedik. Yönetim neredeyse 2,5 senesini bitirdi. 3. senesine doğru gidiyordu. Dolayısıyla genel merkez hem sahanın daha aktif olabilmesi hem üyeleri biraz daha siyasi ortama çekebilmek için bir kongre takvimi belirledi ve İyi Parti'yi il ve ilçelerde ve daha sonrasında da genel merkezde bir güven tazeleme, teşkilatları hareketlendirmek için kongre sürecini başlattı. Biz Ünye Teşkilatı olarak yönetim toplantımızda kongre kararımızı aldık. Bununla beraber iki takvim ortaya çıktı. Üye sayısı 400'ün üzerinde olan ilçeler delegasyon sistemiyle, yani önce bir delege seçimi yapacaklar. Daha sonrasında da itiraz süresi dolduktan sonra da ilçe başkanlığını sürecini tamamlayacaklar. İyi Parti olarak şu anda biz tamamen seçim atmosferine bürünmüş durumdayız. Bütün delegeleri kucaklayacak, bütün üyeleri kucaklayacak, herhangi bir küsliğe, ayrışmaya mahal vermeyecek bir aday üzerinde uzlaşmaya çalışıyoruz. Öyle bir adaylık süreciyle ilgili gelişmeler hala devam ediyor. Fakat bu kongre süreci bittiği zaman göreceğiz ki tek listeyle seçime girilmiş, herhangi bir ayrışmaya, herhangi bir bölünmeye mahal verilmemiş. İyi Parti Cumhurbaşkanlığı seçiminde tüm gücüyle, tüm paydaşlarıyla sahada parti organlarının söylemlerini en doğru şekilde temsil eden bir parti görünümünde olacak. Biz de bu şekilde bir süreç için hazırlanıyoruz. İnşallah ünyemize, ordumuza ve memleketimize hayırlı bir süreç olur.